Müslümanlar niçin geri kaldı? Tarihin her devrinde türlü kanı taşıyan, türlü dil konuşan, başka başka adet ve ananelere bağlı olan milyonlarca insanın aralarındaki farkları bırakarak bir inanç veya fikir etrafında toplanıp birer imparatorluk kurduklarını görüyoruz. Böyle kurulan imparatorluk veya devletlerin en büyüğüne, en güzeline Orta Çağ'da rastlıyoruz. Hiç bozulmamış, değiştirilmemiş, biricik din olan İslam dininin güzel ahlakıyla bezenmiş, birbirlerini seven, yardımlaşan çeşitli ırklardan büyük insan topluluklarının birleştiklerini görüyoruz. Bu topluluğu ayakta tutan temel, Hak emrettiği çalışkanlık, adalet, iyilik, saygı gibi din esaslarıydı. Osmanlı Türklerini Sakarya kenarından kısa bir zamanda Viyana kapılarına götüren kuvvet, Sultan Osman'ın ve çocuklarının sımsıkı sarıldıkları İslam dininin ruhu ve bedeni tekamül ettiren ışıklı yolu idi. Çünkü İslamiyet'te Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Hristiyan Avrupa'nın tek kalası, Fransa kapılarını zorlamaya giden Attila, hicretten 168 yıl önce öldü. İdaresindeki Turan Hunları, herhangi bir hak dine mensub olsalardı ve oralara bu hak dinin ahlakını, ruhunu götürmüş olsalardı, Hazret Ömer'in radıyallahu an ordusundaki adalete, şefkate hayran olup seve seve Müslüman olan Şam Hristiyanları gibi papazların baskısından, kralların işkencesinden usanmış olan Batı Hristiyanları da onlara ağuçlarını açmaz mıydı? Ve bugünkü Avrupa'nın din çehresi ne olurdu? Emeviler, İslam dinini İspanya'dan Avrupa'ya soktu. Fas, Kurtuba ve Gırnata üniversitelerini kurup, batıya ilm ve fen ışıklarını saldı. Hristiyanlık alemini uyandırıp, bugünkü müsbet ilerlemenin temelini koydu. Dünya yüzündeki ilk üniversitenin, Fas'ın Fes şehrinde bulunan Kureviyin üniversitesi olduğu bütün ansiklopedilerde yazılıdır. Bu üniversite 244 miladi 859 yılında kurulmuştur. Kamusül Alam'da diyor ki: Endülüs Sultanı 3. Abdurrahman rahmetullahi teala aleyh memleketini genişletti, kuvvetlendirdi. Fas'ta hükümet süren İdrisileri Fatımilere karşı destekledi. Bunları hükmü altına aldı. Mükemmel donanma da yaptı. Kendisi ve adamları ilim ve edep sahibiydiler. Alimlere ve ilme çok kıymet verirdi. Bunun için Endülüs'te ilm ve fen çok ilerledi. Sarayı ve devlet daireleri birer ilm kaynağı oldu her memleketten ilm öğrenmek için Kurtuba'ya akın akın toplandılar. Kurtuba'da büyük ve mükemmel bir tıp fakültesi kurdu. Avrupa'da ilk yapılan tıp fakültesi budur. Avrupa kralları ve devlet adamları tedavi için Kurtuba'ya gelir, gördükleri medeniyete, güzel ahlaka, misafirperverliğe hayran kalırlardı. 600 bin kitap bulunan bir kütüphane de yaptırdı. Kurtuba'dan 3 saatlik mesafedeki Vadi Ülke bir kenarında Ezzehra isminde pek büyük ve ince sanatlarla dolu bir saray ile mükemmel bahçeler ve büyük bir cami yaptırdı. Kurtuba'da çok sayıda derin alimler yetişti. Endülüs'teki Beni Ümeyye halifelerinin sekizincisi olan abdurrahman Salis, elli sene adalet ile hüküm sürüp, 350 miladi 961 senesinde 72 yaşında vefat etti. Fakat sonra İslam ahlakını Allahü Teala'nın emirlerini bıraktıklarından hatta ehli sünnet itikadını bozarak İslamiyeti içerden yıkmak alçaklığı başladığından Pirene dağlarını aşamadılar. 423 miladi 1031'de Ümeyye devleti çöktü. Bunlardan sonra Endülüs'e önce mülessimin veya mürabitin denilen devlet, bundan sonra da muvahhidin devleti hakim oldu. Fakat İspanyollar 897 miladi 1492'de Gırnata şehrini de alıp Müslümanları öldürdüler. Sözde Müslüman olup da Allahü Teala'nın emirlerine uymamanın cezasını buldular. İspanya faciası olmasaydı, felsefeci İbn Rüşt'ün ve İbn Hazm'ın bozuk fikirleri belki din ve iman halini alıp dünyaya yayılacak bugünkü hazin levha yüzlerce sene önce meydana çıkacaktı. O halde beşeriyeti ızdıraptan, felaketten kurtaran Fatemiler, Resuliler gibi İslam ismini taşıyan, imanı ve ameli bozuk devletler değil, Emeviler, Timur oğulları ve Osmanlılar gibi ehli sünnet olan ve dinine sarılan milletler olmuştur. Bunlar İslam ilimlerinin din ve fen kollarında insanlığa ışık tuttular. Fakat ne yazık ki sonraları, bunlarda da İslamiyet gevşemeye başladı. Devlet reislerini şehit ettiler. Birçok işletmeler, din cahillerinin, mason uşaklarının baskısı altında kaldı. Allahü Teala'nın emrettiği gibi sevişmeyi, çalışmayı bıraktılar. Masonlar, Müslümanların geri kalması için medreselerden fen derslerini kaldırdı. Din adamları, fensiz, bilgisiz yetiştirilerek, İslamiyeti içten yıkmaya başladılar. Bir taraftan ilm, fen yok edildi, bir taraftan da ahlak, edep, haya ve din bozuldu. İmparatorluk çöktü. Halbuki İslamiyet, tecrübi ilimleri, fenni, sanatı, endüstriyi, ehemmiyet ile emretmektedir. İşte bu devletlerde de, din mütehassıslarının bildirdiği belli sebeplerden dolayı, itikat bozulup, İslamiyete bağlılık gevşedikçe, duraklama, gerileme başladı. Nihayet yok oldular. Eşşer-ü tahtes seyf, hadisi i şerifinin haber verdiği gibi, İslam güneşi batarak, yeryüzü bugünkü halini aldı. Attila'nın büyük imparatorluğu da İslam dini geldikten sonra olsaydı ve İslam dininin getirdiği adalet duygusuyla bezenmiş olsaydı, onun ölümünden kısa bir zaman sonra parçalanmaz, yıkılıp gitmezdi. Büyük Selçuklu hükümdarı Muhammed Alp Arslan'ın rahmetullahi teala aleyh 463 Hicri ve 1071 miladi yılında Malazgirt'te Rum İmparatoru Diyojen idaresindeki 200 binden ziyade orduya karşı 40 bin kahraman ile kazandığı zaferden sonra Anadolu'ya gelip yerleşen ve Batı Türkleri diye anılan biz Oğuz Türklerini Hristiyan Avrupalılar çok kere Haçlı ruhu ile birleşerek Anadolu'dan çıkarmak için saldırdıkları halde 20. asırda 14. Hicri asırda büyük bir Müslüman Türk milleti halinde ayakta tutan, yaşatan en büyük kuvvetin milletin kalbinde bulunan sağlam imanı olduğunda kimin şüphesi vardır? 11. asır Hicri 5. asır içinde Türklerin üç büyük dalga halinde üç istikamette yayılma hareketini biliyoruz birincisi Gaznevi hükümdarları emrinde kalaç ve diğer Türk boylarının Hindistan’a olan yayılmalarıdır ki buralara İslam dinini ve medeniyetini de götürdüler. Bugün Hindistan’da 100 milyonu aşan bir Müslüman topluluğunun bulunması bu yayılma hareketinin bir neticesidir. Osmanlı donanması 940 miladi 1533'te Hindistan'a gitti. Beş sene sonra Cinde'ye avdet etti. İkincisi, Oğuz Türklerinin İran'dan geçerek, Malazgirt zaferinden sonra Bizans elinde bulunan Anadolu'yu fethedir. Oğuzlar da İslam diniyle müşerref olarak gelmiş idi. Bugün, aradan asırlar geçtiği halde, ancak Müslüman olarak kalışları sayesinde yine Anadolu'da oturuyor ve dünya siyasetine karışıyor. Üçüncü yayılma hareketi, Karadeniz'in şimalinden Balkanlara doğru oldu. İçlerinde bir kısım Oğuzlar da bulunan Peçenek ve Koman Türkleri, Balkan Yarımadası'na yerleşti. Ne yazık ki bunlar, İslam diniyle şereflenmeyerek gelmişti etraflarını saran Hristiyan devletlerin tazyikiyle kısa zamanda kendiliklerini unuttular. Ananelerini kaybettiler, eridiler, yok oldular. Hindistan'da, Anadolu'da ve başka yerlerde bugün yaşamakta olan soydaşları gibi olamadılar. Bunlar niçin yaşayamadı? Bunlardan kim ve ne kaldı? Bu niçin böyle oldu? Görülüyor ki, Türk devletlerini ve milletlerini ayakta tutan, yaşatan, büyük ve başlıca kuvvet, imandır ve İslam dininde çok kuvvetli bulunan adalet, iyilik ve doğruluk ve fedakarlık kudretidir. Batının inanç, örf ve adet, moda ve ahlaksızlıklarını taklit etmek, medeniyet değildir. Müslüman milletin bünyesinde, tahribat yapmaktır. Osmanlı Devleti'nde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan Ignatiev, hatıralarında Sultan II. Mahmud Han zamanında Fener Patrikanesi'nin kapısında asılan 1237 miladi 1821 Rum isyanının baş planlayıcısı Patrik Gregorius'un Rus çarı Aleksandra yazdığı mektubu açıklamaktadır. Mektup ibret vericidir. Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayri mümkündür. Çünkü Türkler Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzeti iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padişahlarına, devlet adamlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler, zekidirler ve kendilerini müsbet yolda sevk idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da, ananelerine olan merbutiyetlerinden, bağlılıklarından, ahlaklarının salâbetinden gelmektedir. Türklerde, evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi rabıtalarını, bağlarını kesretmek, parçalamak, dini metanetlerini sağlamlığını zafa uğratmak zayıflatmak icap eder bunun da en kısa yolu an ananati milliye, milli geleneklerine ve maneviyelerine uymayan harici fikirler ve hareketlere alıştırmaktır maneviyatları sarsıldığı gün türklerin kendilerinden şekten çok kudretli kalabalık ve zahiren Hakim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğüyle yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı devletini tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kafi değildir. Hatta sadece bu yolda yürümek Türklerin haysiyet ve vekârını tahrik edeceğinden hakikatlerden nüfuz edebileceklerine sebep olabilir. Yapılacak olan Türklere bir şey hissettirmeden bünyelerindeki tahribi tamamlamaktır. Bu mektup ders kitaplarında ezberletilecek kadar mühimdir. Mektupta ibret alınacak çok şey varsa da en önemlisi şu iki husustur. 1. Türklerin maneviyatının ve dininin yıkılması için Türkleri yabancı fikir ve adetlere alıştırmak. 2. Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahribatı tamamlamaktır. Bu hedeflere ise Batı'nın inanç, moda, örf ve adet ve ahlaksızlıklarını taklit ettirmekle ulaşılır. Batı'nın ilm, fen, teknik, ve her sahadaki fenni gelişmelerini almak elbette lazımdır. Zaten İslamiyet bunu emreder. Yabancı dil öğrenmenin lazım olduğunu hadisi i şerifler haber vermektedir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Yahudi dilini öğrenmeyi emreyledi. Öğrendim. Yahudilere gönderilen mektupların çoğunu bana yazdırırdı. Onlardan gelen mektupları bana okuturdu. Bu haber, Tirmizi'de uzun yazılıdır. Zeyt böylece, İbrani ve Süryani lügatlarını öğrendi. Büyük İslam alimi Seyyid Abdülhakim Efendi, mükemmel Arabi, Farisi konuştuğu halde, yabancı dil bilseydim, bütün dünyaya faydalı olurdum, derdi. Avrupa dillerini bilmediği için esef eder çok üzülürdü. İslam dininin üstünlüklerini, rahat ve huzur kaynağı olduğunu ve medeniyete, fende ve ahlakta ilerlemeye ışık tuttuğunu dünyaya bildirmek için kısacası İslamiyete ve bütün insanlara hizmet için yabancı dil öğrenmek muhakkak lazımdır derdi. Bütün dinleri iyi incelemiş olan İngiliz ilim adamlarından Lord Devonport 20. asır başlarında Londra'da bastırdığı Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adındaki İngilizce kitabında diyor ki Ahlak üzerinde son derece titizliğidir ki Müslümanlığın az zamanda süratle yayılmasına sebep olmuştur. Müslümanlar muharebede kılınca boyun eğmiş olan başka din adamlarını daima aff ile karşılamışlardır. Juryo diyor ki, Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışı ile papalığın ve kralların müminlere reva gördüğü muamele asla kıyas edilemez. Mesela 980 Hicri ve 1572 miladi yılı Ağustos'un 24. günü yani Sen Bartelemi yortu günü 9. Şarl ve Kraliçe Katerina'nın emriyle Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Sen Bartelemi 12 havariden biri olup miladi 71 yılında Ağustos ayında Hristiyanlığı neşrederken Erzurum'da şehit edilmişti. Böyle nice işkencelerde dökülen Hristiyan kanları, Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki birçok aldanmış insanı İslamiyet'in zalim bir din olduğu zannından kurtarmak lazımdır. Böyle yanlış sözlerin hiçbir vesikası yoktur. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında, Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları, ağzı süt kokan bir sübyanın ki kadar yumuşak olmuştur. İslamiyet, başka dinlerin hurafeler ve şüpheler bataklığı ortasında, çiçek temizliğiyle yükselmiş bir akli ve fikri asaletin sembolü olmuştur. Milton der ki, Konstantin kiliseyi zenginleştirince papazlar makam ve servet hırsını arttırdı. Bunun cezasını parça parça olan Hristiyanlık çekti. İslamiyet ilahlara insan kanı dökmek facia ve felaketinden beşeriyeti kurtardı. Bunun yerine ibadeti ve sadakayı getirmekle insanlara iyilik aşıladı sosyal adaletin temelini kurdu. Böylece, kanlı silahlara hacet bırakmadan, dünyaya kolayca yayıldı. İlim davasına, Müslümanlar kadar bağlı ve saygılı, hiçbir millet gelmemiştir denilebilir. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam pek çok hadisleri samimi bir ilm teşvikçisidir ve ilme saygı ile doludur. İslamiyet ilme maldan daha çok kıymet vermiştir. Hazreti Muhammed bu tutumu olanca gücüyle desteklemiş, eshabı da bu yolda var kuvvetleriyle çalışmışlardır. Bugünkü fennin ve medeniyetin kurucuları, eski ve yeni eserlerin ve edebiyatın koruyucuları, Emeviler, Abbasiler, Gazneviler ve Osmanlılar zamanındaki Müslümanlar Rahmetullahi Teala aleyhi ecmaîn olmuştur. Buraya kadar bazı parçalarını yazdığımız İngilizce kitap misyonerler ve Yahudiler tarafından piyasadan alınarak yok edilmek istenmiştir. İlk misyoner teşkilatı olan Cizvit cemiyetleri 918 miladi 1512'de teşekkül etmiştir.